Adana'nın bu tür engellerle karşılaşması bir ilk değil. Sanki görüntüye bakıldığı zaman sonda olmayacak gibi. Ama inşallah son olur. Geçen sene malumunuz aslında sadece kutlu doğum ile alakalı değil. Maalesef gerçekten Adana'da Peygamber Sevdalı'nın platformuna bağlı sivil toplum kuruluşlarına dönük ve yönelik yıllardan beri süregelen bir yıldırma anlayışı hem emniyet camiası tarafından hem malum oradaki farklı kirli odaklar tarafından hala sürdürülmekte. Biz bu tür engellemeleri de onun açıkçası devamı olarak görüyoruz. Geçen sene de bu engel ile karşılaştık. Ama Allah'a hamdolsun, kitlesel basın açıklaması sonrası, Vali Bey ile yapmış olduğumuz, ki bu seneki aynı valimiz, Vali Bey ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşme sonrasında orada kutlu doğum etkinliği yapmak üzere mutabakata varıldı ve güzel oldu. Kendi de memnuniyetini dile getirdi. Hatta etkinliğimize vali yardımcısı bile ayak üstü dahi olsa gelmiş idi. Geçen sene bu engel bir şekilde böyle güzel bir anlayışla, bir hüsnü niyetle aşıldı. Şimdi bu sene de açıkçası biz bu engellemeyi beklemiyorduk. Neden beklemiyorduk? Geçen sene gayet güvenli, gayet güzel, nezih bir ortamda halkımız coşkulu bir kutlu doğum etkinliğine, şölenine şahit oldu. Ve Vali Bey de ki bunu memnuniyet temennilerini ifade etmekle beyan ettiler. Bu sene kutlu doğum etkinliğinden bir ay öncesi yaklaşık dilekçemizi verdik, müracaat dilekçemizi. Tabii müracaat dilekçemizin günü kutlu doğuma yakın süreçte daraldı. Haliyle hala olumlu bir cevap almadığımız için dedik yetkililere gidelim soralım bunu. Neden gecikti diye dilekçemiz. Ve nihayetinde gidildi. Valide bu mesele önce güvenlik şubeye soruldu. Yani en nihayetinde sıkıntının birincisi ne emniyet müdürünün ne valinin bir ay öncesinde verilmiş olan bir dilekçenin nihayetinde bir türlü Peygamber Sevdalı platformuyla karşı karşıya yüz yüze gelip gelin kardeşim işte o meydanda şöyle bir sıkıntı sorun var şekliyle bir randevu vermemesi. Meseleyi, konuyu, platformu muhatap almaması. Birinci konu bu. İşin üzücü tarafı. Biz yine o şekliyle valiliğe geldik. Protokol müdürüyle kardeşim siz bizimle oyun mu oynuyorsunuz? Siz diyorsunuz ki valilik tarafından bir problem yok. İşte güvenlik açısından bir problem yoksa emniyette işinizi çözebilirsiniz. Emniyete gidiyoruz. Bunun tam tersi bir cevap. En nihayetinde biz dedik Vali Bey'le görüşeceğiz. Vali Bey'le biz bugün görüşmeden gitmiyoruz buradan. En nihayetinde yani sonuç itibariyle Vali Bey de geldiler. Saat 4:30 oldu, 5 oldu, mesai bitti. Fakat bizimle bir görüşme ortamı aslında oluşmadı. Randevumuz kabul edilmedi. Biz valiliğin dışında valiyi beklemeye karar verdik. Valiliğin istinat duvarının içerisinde. Saat yaklaşık 9:30'a gelir sularına. Vali Bey dışarıya çıktılar. Valim dedim. Bir şekilde tabii yanına yaklaştım. Koordinatörlerden bir kişi gelsin dedi. Ben yanına yaklaştım. Dedim yine valim, sayın valim, kutlu doğum yine sıkıntı. Dedim sayın valim neden yani bu sene istasyon meydanında izin verilmedi? Tabii Vali Bey birden böyle sesini kabartarak ya kardeşim hem istediğiniz mi olacak? İşte size Mimar Sinan'ın açık hava tiyatrosunu veriyoruz. Öyle dedim sayın valim yani bu sene bir problem mi var? Yani eğer güvenlik deniliyorsa biz bir güvenlik probleminin olmadığını görüyoruz. Memlekette, ülkemizde şu anda bir sulh ortamı, barış ortamı hasıl. Haliyle milyonlarca insan çok riskli şehirlerde, bir takım etkinliklerde bir araya geliyorlar. Sorun yok, sıkıntı yok, güvenlik problemi yok. Neden 2 yıldır Adana'da önümüze bu güvenlik problemi konulmakta? Biz Adana'da bir güvenlik probleminin olduğunu zannetmiyoruz. Bunu siz mi bilirsiniz dedi. Biz buranın valisiyiz, yöneticisiyiz. Biz diyorsak mutlaka bir şey var. Velhasıl kelam, sayın valim.
biz orayı istiyoruz dedik. Çünkü bu şehirde güvenlik problemi tek bir yer için yok. Eğer varsa her yer için var ama insanlar, kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, platformlar etkinlik yapmaya bu şehirde devam ediyor. Güvenlik görevlileri de bir şekilde güvenlik önlemlerini alıyorlar. Neden bu güvenlik problemi hep bizim için, bizler için? Tabii Vali Bey o ana kadar biraz daha bizim üslubumuz sabırlı, güzel, üstün niyet. Dedi, bu meseleler siyasi istismar yapılıyor deyince, ya vallahi bizim de böyle bir tepemizin tas attığı derecesine bizim Anadolu tabiriyle, Vali Bey'im dedim, niyet anlaşıldı. Bu böyle olmamalı. Yani siyasi istismar. Yıllardan beri bu platformu etkinlikleri yapıyor. Allah'a hamdolsun. Milyonlarca insanımız, Müslüman bu etkinliklere katılıyor. Huzur ve güven içerisinde, coşku içerisinde, şölen havasında bu etkinlikler bu platform tarafından tertip ediliyor. Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Ama anlayamıyoruz biz bu Adana'yı açıkçası. Bu siyasi istismarı da kendimize hakaret addediyoruz, kabul ediyoruz. Tabii bu halde sustu. En nihayetinde böyle birkaç tatlı söz, kelam karşılıklı yapıldı. Biz olayı istiyoruz dedik. O gidin emniyetle meselenizi halledin dedi. Ya biz emniyetle muhatap olmuyoruz dedi. Emniyetin geçmişte de işi, gücü, yalan dolan. Biz kabul etmiyoruz. Biz bu saatten sonra da emniyeti muhatap almıyoruz. Siz şehrin mülki amirisiniz. Tabirce şu tabiri de kullandım. Manevi babasısınız. Bir şekilde bu kararı siz vereceksiniz. Ve bence bir problem yok. Geçen senede memnundunuz, memnun kaldınız. Bu senede memnun kalacaksınız. Dedi ben gidiyorum dedi. Pazartesi günü biz yine iyi niyetle valiliğin yolunu tuttuk. Protokol müdürüne ısrarla dedi ki vali beyle görüşmek istiyoruz ve bu mesele çözülsün. Çünkü ortada bir haksızlık var. Yani anlaşılmadık bir durum var. Vali beyin kendiliğini biz anlayamadık. Çünkü geçen sene güle oynaya karşılıklı konuşuldu, hüsnü niyetle. Hatta protokol müdürünü kendileri çağırdılar, dediler ki Bilal, bak bu kardeşler Peygamber sevdalıların platformundan gelmişler. Değil şehrin istasyon meydanı, şehrin hangi noktasında yer istiyorlarsa emniyet müdürünü ara, onlara bu yer tahsis edilsin. Böyle güzel bir havada meseleler konuşuldu da olaylar çözüldü. Ama bu sefer Vali Bey'i çok gergin gördük gerçekten. Biz artık süreci bir şekliyle devam ettireceğiz. Yani biz bir şekliyle ona bizim hakkımızı diyoruz. Platform olarak, koordinatörlük, tutörlük olarak biz orada etkinliğimizi yapacağız inşallah. Birincisi dedi, kesinlikle eğer güvenlik problemi varsa bu şehirde herkes için var. Sadece benim platformum ve benim etkinliğim için olmazsa gerek. O zaman o halde güvenlik problemi bu şehirde bitinceye kadar ki bize iletilecek mutlaka. Bu şehirde güvenlik problemi şu anda yoktur denilecek. Ve biz o şekliyle ilk müracaat edeni olarak o meydanda Mayıs'ın ortasında da olsa etkinliğimizi yapacağız. Ama bizden öncesi kurum veya kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına verilirse bunu kendimize bir zulüm biliriz, haksızlık biliriz. Biz bu işin de yasal zeminde peşini açıkça söyleyelim, bırakmayız ve bırakmayacağız. Birinci şeyimiz bu. İkinci mesele inşallah bu arada Cuma günü sabah namazında bütün üyelerimizi ve halkımızı, Müslüman halkımızı duaya çağırdık. Duaya vereceğiz. Rabbimize şikayette bulunacağız. Ve inşallah Cuma namazını takip, yine bir kitlesel basın açıklamamız, pazar günü etkinliğin yapılacağı alanda, istasyon meydanında yine halkımızı buradan da davet ediyoruz. Kitlesel basın açıklamamızı yapacağız ve süreci bu şekilde inşallah takip edeceğiz.